Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ENS TYT Biyoloji Soru Bankası cümlelerine devam ediyoruz. Konumuz hücreleri ve madde taşınma şekilleri. Test 1 arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlayalım. Hücre zarı akışkan ve seçici geçirgen özelliktedir. Tüm canlılarda hücre zarına akışkan olma özelliğini acaba aşağıdakilerden hangisi sağlar diye sorulmuş arkadaşlar. Akışkan olmasını sağlayan arkadaşlar zarımızdaki karşı karşıya bakın şu şekilde ayaklarını getirmiş olan fosfolipid tabakasıdır. Bakın zarın akışkanlığını sağlar. Glikolipid ve glikoprotein tabaka zarın seçici geçirgen özelliğe kavuşmasını sağlar. Taşıyıcı proteinler porlar oluşturarak moleküllerin özellikle monomer düzenindeki moleküllerin taşınmasını sağlarlar. Kolesterol ise hayvan hücre zarlarında bulunarak zarın dayanıklılığını artırır. Akışkanlığına bakın değil, tam tersi daha dayanıklı olmasını meydana getirir arkadaşlar. Bundan dolayı akışkanlığını sağlayan fosfolipid tabakasıdır. Cevap Denizli. İkinci sorumuz. Hücre zarına seçici geçirgen özellik ve hormonların tanınması özelliğini sağlayan moleküller hangileridir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi seçici geçirgen özelliği veren hücremizin zarında bulunan glikolipid ve glikoprotein adını verdiğimiz iki tabaka bunu sağlamakta. İkisi beraber aynı zamanda glikokaliks adını almaktadır arkadaşlar. Hatta hücrenin zarının bakın şöyle çizecek olursak dış kısmında bulunur bu tabakalar. İç kısmında şurada bulunmazlar. Aynı zamanda hormonlar da protein yapılı oldukları için bunların tanınmasında arkadaşlar glikokaliks tabakası ne yapar? Bu şekilde etkili olmuş olur. Yani glikolipid ve glikoproteinler bu işi ne yaparlar? Sağlarlar arkadaşlar. Fosfolipidler zarın akışkanlığını sağlıyordu. Kolesterol ise bakın hayvan hücrelerinde zarın dayanıklılığını artırıyor idi. Dolayısıyla cevabımız 3 ve 4 Ceyhan olarak bulunmuş olur. Üçüncü sorumuza bakacak olursak aşağıda verilen özelliklerden hangisi diyor hücre zarına ait değildi diyor. Arkadaşlar bütün canlılarda hücre zarı vardır ve canlı olmayı sağlar. Canlıdır bakın hücre zarımız canlıdır, ölü değildir. Esnektir aynı zamanda ve fosfolipid dediğimiz yağ tabakasını bulundurur. Ama tam geçirgen değil, hücrenin zarı seçici geçirgendir. Tam geçirgen olan çeperdir arkadaşlar. Çünkü çeper ölü hücrelerden meydana geliyor. Dolayısıyla çeperimiz bakın tam geçirgendir. Ama hücremizin zarı neymiş? Seçici geçirgenmiş. Cevap Denizli. Kanal proteinler vardır. Bu şekilde bakın moleküllerin taşınmasında, monomer düzenindeki moleküllerin taşınmasında kolaylaşmış difüzyonla olabilir, aktif taşınmayla olabilir. Ne yapıyor? Kanal proteinler taşınmasında görev yapmış oluyor. Dolayısıyla cevabımız Denizli olarak bulunmuş oldu. Dördüncü sorumuza bakacak olursak, dördüncü sorumuz hücre zarının görevleriyle ilgili hangisi doğrudur diye sorulmuş. Hücreyi dış ortamdan yalıtır. Evet bakın şu gördüğünüz zar, çekirdek, sitoplazmayı ne yapıyor? Kuruyor, kolluyor, dışarıdan yalıtıyor. Madde alışverişini sağlar. Evet zardaki delikler, porlar arkadaşlar içeriye dışarıya madde alışverişini sağlayan deliklerdir. Hücre bölünmesini kontrol etme yeteneği bakın şurada gördüğünüz arkadaşlar çekirdek tarafından veya halkasal DNA tarafından prokaryot hücreli canlılarda çekirdek olmadığı için gerçekleştirilir. Bakın yönetme işini zar yapamaz. Bundan dolayı cevabımız 1 ve 2 yani Denizli olarak bulunmuş olur. Beşinci sorumuz hücre zar modeli aşağıda gösterilmiştir. Buna göre ABCD ile ilgili hangisi yanlış verilmiş diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi A molekülü glikoprotein demiş. Bakıyorum şu gördüğünüz mavi uzun şey arkadaşlar bakın minik minik bakın. Moleküllerin birbirine yapışmasıyla meydana gelmiş bakın glikoz şekeri ifade ediyor. Bakın şu bağlanmış olduğu yapı ise arkadaşlar proteindir bakın. Dolayısıyla bu A ile gösterilen kısım bir glikoproteini ifade ediyor. B ile gösterilen bakın kısımda yağ yapışmış glikoz arkadaşlar glikolipidi ifade edecek. Suda çözünen maddeler C molekülünün arasından geçemez. Şimdi suda çözünenler bu tabaka arkadaşlar fosfolipid tabakası yağda eriyenler ve yağı eritenler ne yapabiliyor? Bu tabakadan geçebiliyor. O zaman suda çözünen maddelerin biz C'lerin arasından geçemeyeceğini söyleyebiliriz. A ve B molekülleri zara özgürlük sağlar. Evet bu da glikolipid demiştik arkadaşlar. Dolayısıyla glikolipid ve glikoprotein ikisi beraber ne yapıyordu zara? Seçici geçirgen özellik veya özgürlük kazandırmış oluyor idi.
D madde taşınmasında görev alan taşıyıcı protein olabilir mi? Evet, bakın bu gördüğünüz taşıyıcı proteini ifade ediyor. Moleküller bunların arasından taşınıyorlar. C molekülü sayesinde fosfolipidler sayesinde hücreler birbirini tanır mı arkadaşlar? Hayır. Tanıma işini glikolipid ve glikoprotein tabaka yapıyordu. C sadece ne yapar? Zarın akışkanlığını sağlıyordu fosfolipid tabakası. Dolayısıyla cevabımız yanlışı sorduğu için Edirne olarak bulunmuş olur. Altıncı sorumuza bakacak olursak, hücre zarının fosfolipid tabakasından aşağıda verilenlerden hangisi doğrudan geçer diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi fosfolipid tabakası yağ basit difüzyonla bakın geçen moleküllerdir. Bunlar yağda eriyen moleküller veya yağı eriten moleküllerdir. Dolayısıyla amino asit yağda ne erir ne eritir, glikoz ne erir ne eritir, B vitamini ne erir ne eritir, bakın B vitamini suda çözülen vitaminlere giriyor. Galaktoz da yine kolaylaşmış, bakın difüzyonla alınır. Amino asitler, galaktoz, B vitamini, bakın bunlar kolaylaşmış difüzyonla veya aktif taşımayla içeriye alınabilir. Glikoz da bakın bu şekilde, fakat A vitamini adek vitaminlerinden bir tanesi olduğu için bunlar arkadaşlar yağda eriyen vitaminlerdir. Dolayısıyla bu fosfolipid tabakadan bunlar ne yapabilir? Kolayca içeriye eriyerek geçmeyi başarabilir. Cevabımız burs olarak bulundu. Yedinci sorumuza bakacak olursak, düzenek U borusu yarı geçirgen bir zar ile ayrılmış. X koluna %15'lik glikoz çözeltisi, Y koluna ise saf su konmuştur. O zaman ne taraf daha yoğun oluyor arkadaşlar? Bu taraf. Bakın glikoz hem monomerdir hem de burada ne yapmış? Yoğunluk oluşturmuş. Yarı geçirgen zardan geçebilir mi? Geçer. Neden? Monomer olduğu için ne yapar? Saf suda yoğunluk oluşturulmadığı için glikozların yarısı ne yapar? Monomer oldukları için Y tarafına doğru geçiş yaparlar. Aynı şekilde Y'den de X'e ne olur? Su geçişi gerçekleşmiş olur. Hangisi doğru değildir diyor. Y kolunda glikoza rastlanır mı bir süre sonra? Evet, dengeye gelmek için glikozların yarısı Y'ye geçer demiştik. X kolunun yoğunluğu azalır demiş. Evet, buradan da buraya su geçecek. Glikoz verecek, karşılığında bakın su alacak. Su alınca ne yapar? Yoğunluk ister istemez zaten azalmış olur. Y koluna glikoz geçerken ATP harcanır mı? Hayır. Çok yoğundan az yoğuna geçiyor. Saf suda yoğunluk yok. Dolayısıyla bu difüzyon olur arkadaşlar. ATP'de harcanmaz. Aktif taşıma değil çünkü bu olay. Bundan dolayı cevabımız doğru değil sorduğu için yalnız 3 doğru değil olarak bulunmuş olur. 8. sorumuza geldik. Hücre zarında gerçekleşen madde taşınma şekillerinden diyor. Hangileri hücre içi emme kuvvetinin, yani ozmotik basıncın doğru orantılı bakın. Ve bu da bunlar da bakın yoğunlukla doğru orantılı arkadaşlar. Yani emme kuvvetinin artması, ozmotik basıncın artması yoğunluk artışına bağlıdır bir ortamda. Dolayısıyla hangisinin artmasına doğrudan, bakın doğrudan neden olur diye sormuş arkadaşlar. Kolaylaşmış difüzyonla içeriye, hücre içerisine alınan bir monomer düzeyindeki molekül yoğunluk artışına sebebiyet verip emme kuvvetini doğrudan artırabilir. Ama egzositoz zaten dışarıya atımdır arkadaşlar ve monomer olmayanların atılması olduğu için yoğunluğu etkilemez. Fagositoz da yine monomer olmayanların katı şekilde içeriye alınması, besin kofunun hapsolması olduğu için yoğunluğa etki etmez arkadaşlar. Doğrudan dediği için bakın bunlar dolaylı yollardan uzun bir süre sonrasında belki etkili olabilirler ama doğrudan dediği için cevabımız yalnız bir, direkt olarak etkili olmuş olur diyeceğiz. Dokuzuncu sorumuza geldik. %5 oranında fruktoz içeren bir hücre. Şimdi fruktozun ne olduğunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Bakın masal kodlamasıyla vereceklerim size disakkarittir. Bunlar monomer değildir arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar ne yapamaz? Hücre zarından içeriye doğrudan geçiş yapamaz. Yoğunluğu da bakın doğrudan artıramazlar. Sindirilmeleri lazım ki yoğunluk oluşturacak monomere dönüşsünler. Ama bakın fruktoz, glikoz, galaktoz bu üçüsü bir 6 karbonlu şekerdir, monomerdir ve yoğunluğu, bulundukları ortamın yoğunluğunu artırırlar. %5 oranında fruktoz, bakın monomer yani içeren bir hücre, %15 oranında fruktoz yoğunluğuna sahip bir ortama bırakılmış. Bakın şu ortam %15 fruktoz içeriyor. Kendisi %5 fruktoz içeriyor. Yani çok yoğun ortama bırakılmış. İki ortamın fruktoz yoğunluğu eşitlenene kadar ne yapar? 15'ten 5'e doğru fruktozlar geçmeye başlar. Monomer oldukları için de difüzyonla kolaylaşmış, bakın difüzyonla içeriye fruktozlar geçer. Ne kadar zamana kadar geçer? 15 artı 5 20 bölü 2'ye 10, iki tarafta, her iki tarafta %10 fruktoz oluncaya kadar ne yapar? Madde taşınması enerji harcamadan devam eder.
İki ortam yoğunluğu çeşitlenme sürecinde hangileri o zaman gerçekleşmiştir? Bunlar monomer olduğuna göre pinositoz arkadaşlar cep oluşturularak hücre içerisine monomer olmayan moleküllerin alınmasıdır. Bakın burada bu olay gerçekleşmiş diyemem. Ama kolaylaşmış difüzyonla fruktoz ne yapar? İçeriye bu şekilde alınmıştır derim. Aktif taşıma yoğunluk eşitleninceye kadar bakın çoktan aza doğru geçiyor. Aktif taşıma azdan çoğa doğru veya eş yoğun ortamlar arasında oluyordu. O zaman bu da bakın gerçekleşmemiştir. Cevap bundan dolayı yalnız iki gerçekleşmiştir diye bulmak durumundayız. 10. sorumuza bakacak olursak. Aktif taşıma yapan bir hücre ile ilgili olarak. Aktif taşıma yapıyorsa arkadaşlar hücremiz nasıl bir hücredir? Ölü mü, canlı mı? Canlı bir hücredir arkadaşlar. Aktif taşıma canlılık belirtisidir. Mutlaka bu hücreler ATP harcar, enzim kullanır. Unutmayalım. Canlı bir hücredir kesinlikle doğru. Taşıyıcı protein kullanılmaktadır arkadaşlar. Eğer aktif taşıma yapıyorsa bunlar zardaki bakın kanal proteinlerinden meydana gelmek zorunda bu taşınma şekli arkadaşlar. Monomerler bile olsa ancak taşıyıcı proteinlerle içeriye alınıp dışarıya atılabiliyorlar. Polimer molekülü sitoplazmaya almaktadır demiş arkadaşlar aktif taşıma olayı. Hayır. Aktif geçiş deseydi bakın. Aktif geçiş deseydi olurdu. Neden? Aktif geçiş bakın hem aktif taşımayı hem endositozu hem egzositozu ne yapıyor? İçeriyor. Fakat aktif geçişin bir çeşidi olan aktif taşımadan bakın soru bahsetmiş. Dolayısıyla burada sadece monomer düzeyindeki moleküller taşınır. Polimerler taşınmaz. Bundan dolayı cevabımız 1 ve 2 Edirne olarak bulunmuş olur. 11. sorumuz hayvan hücresinde üretilmeyen polimer bir molekül. O hücre içinde eğer bulunuyorsa, şimdi hayvan hücresi üretemiyor ama hücre içinde bulunuyorsa o zaman bu hücre içinde üretilmemiştir. Dışarıdan alınmıştır. Peki hayvanlarda zar var, çeper var mı? Bakın çeper yok. O zaman bu molekül içeriye zarın şöyle kıvrım yapmasıyla alınmış olmalı. Hangi olayda zaten alınmış olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Bunun ismi endositoz olayıdır. Aktif taşıma monomerlerin alınması. Yine kolaylaşmış difüzyon monomer düzeyindeki moleküllerin çoktan aza doğru alınması. Egzositoz bu şekildeki artıkların salgıların dışarıya atılmasıdır. İçeri alınması değil. Ozmozu sadece suyun bu şekilde içeriye alınması ve atılması şeklinde gerçekleşiyor monomer düzeyinde. Dolayısıyla cevabımız Adana olarak bulunmuş olur. Evet 12. ve son sorumuza bakacak olursak %10 oranında sukroz bulunan bir bitki hücresi. Şimdi sukroz az önce ifade etmiştim. Bakın masal kodlamasıyla vermiştim. Maltoz, sukroz ve laktoz. Yani çay şekeri bakın sukrozumuz sakkaroz diye ismi arkadaşlar. Bu bir disakkarittir. Yani monomer değildir. %10 oranında sukroz bulunan bir bitki hücresi. Şimdi hücrenin içerisinde %10 sukroz varmış. Ne olmuş bu? %5 oranında sukroz içeren bir ortama bırakılmış. %5'lik bir sukrozluk ortamına bırakılmış. Yani az yoğun ortama bırakılmış. Kendisinden az yoğun ortama bırakılmak ne demektir? Suyu çok maddesi az zaten öyle bakın. %5 maddesi var. Suyu çoksa ne yapar? Su içeri girer arkadaşlar. Sukroz dışarı çıkamayacağı için sadece ne yapar? Su girişi gerçekleşmiş olur. O zaman su alan bir hücrede hangileri gerçekleşir diye sormuş. Turgor basıncı, şişme basıncı artar mı? Zarın çeperi yapmış olduğu basınç artar mı? Evet su alıp şiştiği için arkadaşlar illaki ne yapacaktır? Su alınca hücre zar çepere yapışacak ve turgor basıncı bu şekilde bir artış gösterecektir. Emme kuvveti azalır mı? Evet su alıyorsa içerisine artık daha fazla suya olan iştiyak azalır. Suyu emme isteği azalır. Biz buna emme kuvveti diyoruz bakın azalacaktır. Buna bağlı olarak arkadaşlar doğru orantılı olan ozmotik basıncın da azalması beklenirdi. Bu şekilde artması değil bu yanlış olur. Bize hangileri gerçekleşir diye sorduğu için cevabımız 2 ve 3 yani Edirne olarak bulunmuş olur. Evet arkadaşlar bir testimizin daha sonuna gelmiş olduk. Bir dahaki derslerimizde soru çözümlerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.